Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere tekrar bir ürün incelemesiyle geldim. Şimdi ben maske aldım. Bu Korelilerin maskelerini çok merak ediyorum ve Kore tarzı hani Korelilerin ürünlerini çok merak ediyordum ve ben bunları şans eseri Avon'da gördüm. Şimdi Korelilerin bazı ürünlerini yeni katalogta var da bu eski kataloğunda, yani eski kataloğunda dediğim ikinci sayısında 14 Şubat hani öncesi. Onun öncesinde Korelilerin doğal özleriyle hazırlanan maskeleriyle mükemmel bakım diye bir böyle şeyler vardı. Maskeleri vardı. Yani pirinçli maske, narlı maske ve incili maske. İncili maskeyi almadım. Çünkü o hani gece uygulanan ve gündüz yıkanan bir maskeymiş. Ben sadece şu an şeyi aldım. Şu ikisini aldım. Pirinçli maske, biri de narlı maske. Bu pürüzleştirici özelliğe sahipmiş. Bu da arındırıcı özelliğe sahipmiş. Bu mesela 1-2 dakika yüzde duruyormuş. Bu 10 dakika boyunca bekliyormuş. Şimdi ben bir tanesini deneyeceğim çünkü bu maskeler genelde haftada bir uygulanan maskeler ve hani böyle çok küçük gözüküyor ama 3-4 kullanımlıktır diyor ama da ben bunu bir kere de bitirmezsem iyidir. 3-4 kullanımlık nasıl 3-4 kullanımlık? İnce tabaka halinde sürün diyor. Bakacağız bakalım. Bunun fiyatını ben 16,5'tan almıştım. Bir tanesi 16,5, diğeri de 16,5. Diğer o incili olan maske de 16,5, yani fiyatları öyle. Şimdi yeni katalogda ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sanıyorum biraz değişmiş fiyatları. Şimdi hangisini deneyelim? Narlı olan maske 10 dakika bekletiliyor. Pirinçli olan maske 1-2 dakika bekleyip soyup yıkayıp hani o şekilde yapılıyor. Ve ben sizlere hani bunun haricinde bunları çok merak ettim. Ne kadar etki ediyor saçta diye. Şimdi saçlarım benim dün sabah yıkanmış olan saçlarım bugün tabii ki de söndüler. Böyle gayet mat, gayet böyle kendinden geçmiş durumda duruyorlar. Şimdi ben bunu da çok merak ettim. Çünkü dediğim gibi hani başka ürünler de var. Hani bu durulanmayan şampuan, hani köpüksüz şampuan diye mi geçiyor bunlar? Öyle geçiyor galiba, bir dakika. Kuru şampuan diye geçiyormuş. Bunu da kullanmadan önce çalkalayınız, kuru saça uygulayınız. Saç diplerini saçınızdan 15-20 cm uzaklıkta tutarak sıkınız. Parmaklarınızla masaj yaparak uygulayınız. 1-2 dakika bekleyiniz. Ardından tarayınız ve her zamanki gibi şekil veriniz diyor. Ben bunun şişesini daha büyük zannediyordum ama hiç milimine de bakmamışım. 150 milim, yani normal böyle bir deodorant boyutunda bir kuru şampuan bu. Şimdi katalogda böyle daha büyük gösteriyor. Ben de dedim ki Allah Allah, hani bu kadar uygun fiyatı nasıl oluyor? Meğersem normal deodorant boyutundaymış. Onu da deneyeceğim. Çünkü saçlarımı şu an hani kendinden geçtiği haliyle onu göstermek istedim. Bakalım ne kadar etki edecek. Onu da bilmiyorum çünkü. Sadece İlk geldiği zaman temiz, hani normal saçımı yapmıştım ama o da kokusunu çok beğendim. Yani tam olarak denemedim. Ay, kokusu çok güzel. Sadece bir kere saçıma sıkmıştım. O kokusu akşama kadar kaldı saçımda, hiç gitmedi. Ama bunları hiç denemedim. Şunları. Şimdi bir tanesini deneyeceğim. Şu pirinçli olanı yapacağım. Bunu sizlere daha sonra deneyeceğim. Haftaya falan 10 dakika bekletileni. Bunu o zaman yapacağız. Kore'nin doğal özleriyle hazırlanan maskeleri. Böyle diyor Kore'nin maskeleri. Hadi bakalım. Şimdi bunu, bir saçımı toplayayım. Hemen şu ürünü inceleyelim. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Herhangi bir şey demiyor. Hani hassas ciltler, işte hani kuru ciltler vesaire vesaire. Hiç öyle bir yazı yok. Burada da demiyor. Arkasında da demiyor. Cildinizi temizledikten sonra İnce bir tabaka şeklinde cildinize uygulayın. 1-2 dakika bekleyin. Masaj yaparken formül cildinizden soyulacaktır diyor. Hem masaj yapacağız. Ardından ılık suyla durulayacağız. Harcan kullanım içindir. Çocukların vesaire vesaire. Narlı şey diyor. Yiyecek sanıp da diyor yemeyin diyor. Hani narlı olduğu için bir de kokusu falan güzelse, bazı insanlar böyle şeylerin tatlarını merak eder, tadarlar ya. Böyle enteresan tuhaf insanlar var. Şimdi bunun ne yapacağız? Bunu, kiriş sistemi var bunda, evet. Şunu açtık. Açıkmış. Kokusunu merak ettim normalde, çünkü hani bazen ben yüzüme şey yapıyordum, pirincin suyunu yapıyordum, hani bekletilmiş ama çok kötü kokuyordu. Bunda kötü koku yok. Bakalım şimdi, ince tabaka halinde.
öbür tabakaya yok edecek bir şey. Bakalım. Şimdi sonra bu kuru şampuan, bunu yapalım. Sonra kuru şampuanı deneyelim. Nasıl 3-4 kullanım bu ya? Azıcık bir şey. Heh. Şöyle. Ay kokusu çok güzel ya. Hiç pirinçle alakalı değil. Bence. Şimdi ince tabaka halini. Aa pütür pütür. Böyle. Aa neden böyle? Böyle süreyim bari de. Saate bakayım da. 1-2 dakika masaj yapacağız. Tamam şimdi oradan başlayacağız. Bu dökülecek her tarafıma benim. Göz altına yapmayalım. Böyle bir şey oldu bu. Yüzümde bildiğin krem şey toplandı. Enteresan oldu. Her tarafıma dökülüyor tabii ki. Şimdi biz bunu böyle tabii 3-4 kullanımlık olur bu. Çünkü böyle kalıyor bu burada. Az bir şey sürdük. Acaba tekini de denesem mi ya? Ters tepki yapar mı? Ya ben bundan hiçbir şey anlamadım ya. Üstüm baş... Üstüm her tarafım battı. Kan duruladıktan sonra nasıl olacak? Masaj yapacağız. Zaten masaj yaparken kalmadı bu. Bir dakika. Nasıl? Pütürlü bir şey bu. Çok pütürlü bir şey. Yani krem oluyor alırken böyle pütür pütür. Şu an üstüm. O yüzümdeki her şey şu an üstümde. Hiç kıpırdamıyorum. Bunu böyle yapalım biz üstümüze. Gelsin üstümüze. Yıkadıktan sonraki etkiyi merak ediyorum. Ne olacak? Ay bu hiç kalmadı yüzümde benim. Ben bunu tamamen arındırdım yüzümden. Ama şey... Ama yumuşacık yaptı ya. Bakalım yıkayınca ne his verecek bana. İlkte anlaşılacak mı? O altın maske gibi. Şu an 2 dakika oldu. Şimdi ben bunu yüzümü hemen ılık suyla yıkayayım. Hemen geleyim. Üstüm başımdan nasıl kalkacağım? Bakar mısınız? Her tarafımda var. Temizleneyim geliyorum hemen. Yüzümü yıkadım ve geldim. Şimdi etki nasıl biliyor musunuz? Yani daha sürme anında böyle hani pütür pütür yapıyor ya. Pütür pütürlükten yumuşaklığını anlamıyorsunuz ama sonrasında yıkarken mesela şu ellerimde bile o yumuşaklığı hissettim. Yani güzel bir yumuşaklık verdi. Hani pürüzleştirme herhalde bu pütür pütür oluşu düzenli kullanımda çok etki edecek bir maskeye benziyor. Çünkü inanılmaz derecede güzel yaptı cildime. Yani güzel yaptı cildim derken yumuşacık yaptı. Hem şimdi sivilce falan var yüzümde. O normal hani belirli zamanlarda çıkan sivilcelerden. Şimdi ellerimde de o yumuşaklık var. Yumuşacık oldu bu ellerimde. Üstümü başımı temizledim bu arada. Ay bayağı battı. Yani bunu bu arındırma işlemini ya da bu maskeyi kullananlar banyoda yapsın. Zaten hemen 1-2 dakika masaj şeklinde yapılıp tamamen yüzden çıktığı zaman duruladığınız zaman gayet değişik bir etki veriyor. Yani şu an o etkiyi anlatamıyorum size. Beğenmedim diyemem. Ama mesela birkaç denememde daha iyi etki edeceğini düşünüyorum. Mesela bu şeyi hani narlı olanı yapacağım. Haftaya yaptığım zaman bunu 10 dakika bekleyecek mesela. Herhalde bunu bir kere daha yapsam, bunu haftaya yapsam o zaman size sonucunu tam söylerim ama şu an bile gerçekten yumuşacık hissediyorum yüzümü. Güzel bir yumuşaklık var. Yani arındırma böyle oluyor zannedersem. Zaten pirinç hani yaptığınız zaman o yüzünüzü temizler, şey yapar. Yani lekeler için falan bence güzel. Yani güzel bir ürün. Kullanılabilecek güzel bir ürün. Zaten Kore'den kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar ciltlerine inanılmaz derecede önem veren insanlar. Şimdi hemen şu şampuanı deneyelim mi? Ne yapalım? Deneyelim onu da. Ya sizin de böyle oluyor mu bilmiyorum. Benim ertesi gün yıkarım. Ertesi gün
İşte bu saç kremlerini falan hani diplere uygulamayın. Bu bakım şeyleri falan oluyor ya, onları diplere uygulamayın. Öyle yapıyorum. Ama işte saç yapım çok yağlı olduğu için otomatikman ertesi gün yağlı görünümüne geçiyor. O yüzden şunu deneyeyim dedim. Hani bunu alayım dedim ki sürekli böyle yıkamak zorunda kalmayayım. Çünkü saçım kendi yağında duramıyor. Sürekli yıkıyorum. Çalkalayalım. Şöyle 15-20 santimde. Bakalım nasıl yapacak. Ay kokusu inanılmaz derecede güzel. Ay böyle var ya, çok güzel kokuyor. Koku mükemmel. Etkiye bakalım şimdi. Şimdi bunu masaj yapalım. Ay insan bunu bitirir ya. Temiz olacak diye saçım. Ay parfüm diye sık vallahi. Öyle güzel kokuyor. Ben genelde şey yaparım, hani böyle yağlanma olduğu zaman veya acil böyle dışarı çıkacağım zamanlarda saç derime elime böyle bebek pudrası alırım. Şu kısımlarıma bebek pudrasıyla yaparım. O da mesela yağlı görünmesini engeller normal zamanda, ama ben bu ürünü merak ettim. Tadalım bakalım. Ben bunu bir kere de bitireceğim. Yok yok, şu an yeterli. Yeterli yumuşaklığı ulaştı. Bir havalanma, bir hareket geldi mi acaba? Bakayım. Ancak ne olur biliyor musunuz? Hani saçlarını düzleştirenler oluyor ya. Bu onlar için daha etkili olan bir kuru şampuan olur. Çünkü ben hani saçlarımı düzleştirmiyorum. Çünkü saçlarınızı düzleştirdikçe böyle daha çok yağlanmasını ve hani daha çok böyle kuru gözükmesini sağlarsınız. Bu da onu engelleyen bir şey. Mesela bunu düzleştirirsem tamamen olur. Ama yine şu kısımlarımı falan şey yaptı. Yani öncesini koyacağım şimdi. Ve bu da sonrası. Şöyle bakarsanız o sönüklük gitti zannedersem. Hani diplerin basıklığı. Evet. Çünkü ne yaparsanız yapın bu saçlar benim basılır böyle. Hiçbir zaman da hareketlilik almaz. Hani yıkarsın, her gün yıkamam lazım. Her gün yıkamam lazım ki saçlarım böyle şey ahenkle dans etsin. Ya bilmiyorum ki ben bunu bundan diyorum ya, bana göre mi değil mi? Şimdi insan ne kadar kandırabilir ki kendini? Normal şampuan, tuzsuz şampuan bile köpürmediği zaman ben iki defa yapıyorum onu, hani saçlarım köpürsün de arınsın diye. Bu beni ne kadar tatmin eder? Onu bilmiyorum. Hani böyle kullananlar varsa. Ama şey, dediğim gibi o yağlı görünümünü aldı. Bakın hani şuraları mesela şey yapmadı. İdare edebilir. Ama hani böyle yıkamadığınız zamanlarda sizi kurtarır mı? Kurtarır. Bakalım bu ürünlerini bu şekilde denedim. Olur da hani böyle sürekli kullandığım zaman bunu da size şeyini söylerim. Ya da ben mi yapamadım diyorum ya. Ama güzel. Kokusu falan çok güzel. Etkisi de herhalde akşama doğru daha iyi anlarım. Çünkü hani salın saldı böyle kaldığı zaman benim saçım akşama doğru böyle daha da böyle süner. İyice böyle yapışır, bir şeyler olur. Bakalım o zaman etkisi ne olacak, ama şu an idare eder görünümde. Yani bu şekilde dışarı çıkabilirim. Evet evet, çıkarım bu şekilde. Çünkü şey yok. Hani o bu görüntü gitti. En azından buramın basıklığı gitti. Basık böyle böyle duran saçım şu an hani böyle duruyor. Böyle yaparsanız, böyle yaptığınız zaman havalanıyor bu saç. Tabii. Kuru şampuanı saçımı topladığım zaman etkisini daha iyi anladım. Gerçi her tarafı şey beyaz beyaz yapan o zannedersem. Sürme aşamasından sonra 5 dakika geçtikten sonra daha çok yumuşaklık verdi ve saçlarımı böyle daha yumuşak hissettim. Topladığım zaman da etkisini daha iyi anladım. Şu an mesela o gitti. Hani bunun ne kadar, hani kaç gün sürer etkisi onu bilmiyorum.
Sadece bunu paylaşmak istedim size videom bittikten sonra. Hemen onu da araya ekleyeceğim sizlere. Görüntü bu şekilde oldu. Gayet iyi yumuşaklık verdi. Kokusu aynı şekilde. 10 dakika geçtikten sonra etkisi daha iyi gösterdi etkisini. Bu şampuanda etkisi böyle yumuşacık yaptı saçıma. Yani yumuşaklık var gerçekten. Onun da hakkını yiyemem. Yani orada tam olarak anlayamadım çünkü hani video aşamasında, ama etkisi gayet iyi durumda. Hemen bunu sizlere paylaşmak istedim. Haftaya da şunu narlı olan maske deneyeceğiz. Cildim ama yumuşacık. Evet, Kore maskelerinden bunları, bu pirinçli olanı sevdim. Bunu kullandıkça sizlere her videomda söyleyeceğim. 3-4 kullanımlık şu, bir kere kullandık. Hadi 3 kullanımlık daha olsun. 3 kullanımda daha da etkisini gösterir. O zaman da size tam etkiyi söyleyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Deligöz Family kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zillerimize basmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çekilişimiz hala devam ediyor. 29 Şubat'ta çekilişi sonlandıracağım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.